Belki de istemediğimiz bir skorla karşı karşıyayız. Oyunun genelinde aslında baktığınızda tabii ki de hani %70'e %30 civarında bir toplu oynama. Ancak tabii bu çok fazla şeyi değiştirmiyor. Bizim özellikle orta sahada yaptığımız basit top kayıpları tabii ki de aslında maçın gidişatını belirledi. Bizi daha çok üzen şey rakibin özellikle duran toplarda çok etkili olduğunu düşünüyorduk, biliyorduk. Çünkü duran topları iyi kullanan oyuncuları ve bunları sonuçlandırmaya çalışan etkili, size'lı oyunculara sahipler. Bunu aslında önlem almıştık ama önlem aldığımız taraftan iki tane gol yemek, iki tane duran toptan gol yemek tabii ki de bizim adımıza üzücü. Ki Gaziantep'in maça iyi başlayacağını biliyorduk çünkü çok ciddi puana ihtiyaçları var. Bizim de aynı şekilde aslında, bizim de hedeflerimiz doğrultusunda bizim de puanlara ihtiyacımız var. Ki her maçı galibiyet için oynuyoruz, galibiyet için çıkıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki hani Gaziantep deplasmanı ya da Fenerbahçe Galatasaray deplasmanı bizim için çok fark etmiyor. Biz tüm maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Bunun için oynuyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Tabii oyuncu profiline baktığınız zaman da geçiş hücumunu çok etkili oynayan Kasımpaşa takımı genel sezon itibarına baktığımızda özellikle ikinci bölgeden üçüncü bölgeye ciddi hücum geçişleri yapabilen önde keskin oyunculara sahip. Merkez orta sahada da çok çabuk savunma arkasına attığımız toplarla sonuca gittiğimiz birçok maç yaşadık. Ancak bizim handikapımız tabii ki de kapalı savunma ve kapalı savunmaya set hücumu yaparken ciddi problemlerimiz var. Ki bu istatistiklerde de ne kadar ön bölgede en fazla top kazanan takımlardan bir tanesi olsak da, en fazla top kazanan oyunculara sahip olsak da ancak bununla birlikte en çok da top kaybeden takımlardan bir tanesiyiz. Bu da aslında maçı genel anlamda özetliyor. Dediğim gibi bizim her maç, her oynadığımız maç, her yaptığımız antrenman amacımız hem oyunu, hem oyuncuları, hem kendimizi geliştirmek. Tabii ki kazanırken de bir şeyler öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Ancak kaybederken de kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kaybederken de bazı şeyleri kazanmayı öğreniyoruz. Yani öğrenmek de zorundayız bir şeyleri düzeltme adına. Bunun için de biraz önce söylediğim gibi set hücumunu çok iyi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü artık herkes biliyor Kasımpaşa takımının ciddi şekilde hızlı hücum gerçekleştirdiğini, ligin en çok gol atan takımlardan bir tanesi olduğunu. Ancak hem set hücumunu çok iyi yapıp hem de savunma yapan takımlara karşı üçüncü bölgeyi çok iyi oynamak tabii ki de çok mümkün olmuyor. Biraz bütçelerle de alakalı tabii ki de. Yani hem ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çok hızlı hücum edip hem sonuçlandırabilen oyuncu grubun aynı zamanda set hücumunu da çok iyi oynaması, takım olarak çok iyi oynaması çok mümkün olmuyor tabii ki de. O biraz oyuncu profilleriyle de aslında örtüşüyor. Ama biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Son maça kadar kendi oyunumuzu en iyi şekilde geliştirip ligin sonunu getirmek istiyoruz. Gaziantep takımını da, Selçuk Hoca'yı da, ekibini de tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Bizim de bu mağlubiyetten ders alıp kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi artık her maç final. Zorluk derecesi çok yüksek maçlara çıkıyoruz. Bu da onlardan biriydi. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacak olmak avantajdı. O avantajı iyi kullandık. Bugün oyuncusuyla, hocasıyla, yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla hep beraber bu maçı kazandık diye düşünüyorum. O yüzden emeği geçen herkese ama özellikle oyuncularımızı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Önce şöyle söyleyeyim. 5 maç var, 15 puan. 15 puan hepsine talibiz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Alabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Bu kadar puan alırsak ligde kalırız ya da düşeriz gibi bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü söylediğiniz gibi bundan 3 hafta önce belli başlı takımlar için belki de rahatladı, kurtardı demiştik. Ama şu anda puanlar birbirine çok yakın. Bizim oyuncularımızla konuştuğumuz şey, evet artık çok zor bir dönemeçteyiz, son virajdayız. Her maç final. Kazanabildiğin bütün maçları kazanman gerekiyor. O stratejiyle, o anlayışla çıkıyoruz maçlara. Bir tanesini kazandık. Şimdi önümüzde önemli bir Trabzon maçı var. 1-1 bakıyoruz. Her maç final. İnşallah oradan da puan ya da puanlar almak öncelikli hedefimiz olacak.
İkinci sorduğunuz soru, Dönis bizim için çok önemli bir oyuncu. Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Önemli katkıları oldu şimdiye kadar. Yine de olacak. Kendi oyuncu karakteriyle ilgili öz eleştiriyi kendi de yapıyor. Biliyor, bunun farkında. Ben de onunla fazlasıyla ilgileniyorum. Ancak bir şeyleri çok çabuk değiştirmek kolay değil. Oyuncu karakteri var. Sahada koyduğunuz karakter çok çabuk değişkenlik göstermiyor. Yoksa uyarılarımız var. O da kendini daha da geliştirmeye, belki de olumlu anlamda düzeltmeye çalışıyor. Bunların hepsini bir kenara bırakırsak, ama memnun olduğum önemli bir tarafı var. Fedakar bir oyuncu. Gerçekten varını yoğunu ortaya koyan bir oyuncu, bütün diğer oyuncuların gibi. O yüzden sadece eksik taraflarını görmek haksızlık olur. Evet, biraz egoist tarafları olur forvetlerin. Dönis'in de öyle, ama ben oyuncularımın daha çok iyi taraflarına bakmaya çalışıyorum. Geliştirebileceğim taraflarına bakmak istiyorum. O yüzden ondan memnunum ve ihtiyacımız var ona. Önce şunu söyleyeyim. Bir önceki maçta yaşamış olduğumuz olumsuzluklar açıkçası beni üzmüştü. Çünkü dediğim gibi oyuncular gerçekten elinden geleni vermeye çalışıyor sahada. Oyuncular biraz da çocuk gibidir. Onları anlamak lazım. Ben o sahanın içinden geldim. Kendi taraftarınız önünde mücadele ediyorsunuz, bir şeyleri doğru yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu işler her zaman doğru olmayabiliyor. Bazen işler ters gidebiliyor. İşte o zaman oyuncu bir destek istiyor, bir yanında birilerini hissetmek istiyor. Eğer tam o anda siz bir de eleştirirseniz ya da tepki gösterirseniz bunun altından kalkmak çok zor oluyor maalesef. Bunu yaşadılar, ama en nihayetinde bu tarafından baktığınızda biz profesyonel bir iş yapıyoruz. Bir camiayı temsil ediyorlar, arkadaşlarını temsil ediyorlar. Kendi oyuncu karakterleri var, gelecekleri var. Psikoloji bu oyunun bir parçası. Kendini hazırlaman gerekiyor. Onları doğru hazırlamak bizim işimizin bir parçası. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman bugün yine böyle bir performans, böyle bir aidiyet çıkıyor ortaya. O yüzden onları da tebrik ediyorum.